Açsana şu kapıyı. Anahtarıyla girecek şimdi. Ay, sofra hazır değil ki. Nasıl? Hiç önemli değil. Toprak sihirle o işi halletmişti. Bak, anahtarlar burada. Giremez. Ben şimdi hallederim. Ah dama, çok özür dilerim. Yukarıdaydım da ancak indim. Hayır, ben de anahtarla açacaktım da bulamıyorum anne. O kadar eminim ki ben sabah o anahtarları aldım, cebime koydum ama şimdi yok. Bak, anahtarlarını burada unutmuşsun, bak. Vallahi onlar. Allah Allah. Evet ya, olacak şey değil. Ben de hatırlıyorum. Sihirle gelmişti. Ben de niye geldi diye merak etmiştim. Hafıza gidiyor herhalde ya. Balık yemem lazım anne. Neyse, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Üstümü değiştireyim. Çok açım anneciğim. Hemen geliyorum. Tamam. Ah, yardımın için teşekkür ederim benim akıllı torunum. Ya bir şey değildi anneanne. Ne oluyor? Dedem gene aynı. Sen de aynısın. Ama şatonun yanında senin şatona benzeyen bir şato var. Tamam, bunu sana sonra anlatırım canım. Önemli olan şu. Baban şatoyu gördü mü? Enteresan olan da o zaten. Dikkatlice baktım, görmedi. Zaten görseydi bir günde buraya ne olmuş derdi. Ha, iyi. Hiç olmazsa Pakize fanilere saygı göstermeyi öğrenebilmiş. Pakize de kim? Baş belası kuzenim. Kızım, anneannen hasta falan mı? Neden böyle erkenden yukarı odasına çıktı? Çok yorulmuş dedi ya, yoksa hasta falan değil. Sen yine de böyle bir ara yukarı çık da bir sor bakalım, bir şeye ihtiyacı var mı ha? Ödevim bitsin çıkarım. Tamam. Anneannem peri, nasıl hastalanabilir ki? Ama sen nereden bileceksin? Ya Toprak, kusura bakma kızım, dersini bölüyorum ama... ya ne bileyim, aklıma takılıyor. Şimdi biz bu eve taşındık, kalabalık falan ettik ya... hepimizin yemeğiydi, çamaşırıydı, ütüsü falan derken... bu kadıncağız helak oldu ya, çok yoruldu. Yani zamanında söyledim, ısrar ettim, kabul etmedi ama... diyorum ki bir daha mı sorsam, bir yardımcı mı alsak biz bu eve ya? Baba, anneannem bu eve yardımcı sokmaz. Bu konuda ne kadar titiz bilmiyor musun? Bilmez miyim kızım? Bildiğim için zaten ısrar etmiyorum. Sadık enişten de sürekli söylüyor. Hayatında bir yardımcı almamış ki bu eve. Almamış, almaz da. Boşuna teklif etme. Anladım. Dur bakalım. Ben anneanneyi böyle yorgun görmeye devam edersem... mutlaka bu işin peşini bırakmayacağım ve zorlayacağım. Bak gör. Zorla da gör. Kıyametleri koparır. Formülü uygula. Bak, hemen sonuç burada göreceksin. Uygula kızım. Aferin kızım ya. Aferin. Gurur duyuyorum sende. Biraz da benle. Aferin. Yani şurada bu kadar mutsuzum. Karıcığım, neyin var? Üzülme demiyorsun. Sen acaba bunu hak ediyor musun? Neyi hak ediyor muyum? Sana karıcığım dememi. Açma gene aynı defterleri. Bebekliğine geri dönsek çapkın adam olacağın o günlerden daha belli olurdu. Ben çapkın değilim. Çapkınsın. Güzel kadına her erkek bakar. Aldatan adamı cezalandır, o ayrı. Ama onu da adamı köpeğe çevirerek yapma, boşayarak yap. Sevmesem bir saniye bile durmam. Hemen boşarım seni. Aman, başlama gene sevgi aşk edebiyatına. Zalim sevgilisin sen. Sadist sevgilisin. Egoist sevgilisin. Bana hakaret etmeyi kesecek misin? Bari bugün sus. Bugün hiçbir şey kaldıracak durumda değilim. Sen zaten hep böylesin. İşine gelmeyince susar oturursun.
Bak Dudu, Perihan'ın kıymetini anla. Şimdi burada olsaydı oturur dertleşirdin. Ya aklıma bir şey takıldı. Ben sana bir şey soracağım. Ben bile geçinemediğim halde Perihan'ın çekip gitmesine kahroldum. Sen niye hiç üzülmüyorsun? Madem kendini böyle daha mutlu hissedecekmiş, onu görmeyeceğime üzülürüm ama onun için sevinirim. Gerçek dostluk budur. Parantez içinde, inşallah bunca senedir bizi birbirimizden boşu boşuna kıskandığını da anlamışsındır. Aramızda öyle gizli saklı bir zaaf olsa ne o buralardan giderdi ne de ben bu kadar sakin olurdum. Tamam, ona bir özür borçluyum. Rahatladın mı? Ha şunu baştan bileydin Dudu. Gelelim Pakize'ye. Gördüğüm kadarıyla Pakize senden de beter. Onunla nasıl başa çıkmayı düşünüyorsun sen? Anladığı dilden. Yani eskisi gibi bana bir dokunsun ben ona bin dokunurum. Sen niye sihirle geldin? Babam tuvalette, ben de buraya geldim. Bu Pakize'yi de çok merak ediyorum. Nesini merak ediyorsun o kaçığın? Olsun, ben yine de merak ediyorum. Gidip bir şatosuna bakabilir miyim? Git de seni sevsin. Kendisini de sevdirsin. Sonra aramızda tartışma çıkar. Pakize teyzenin şatosuna gidebilir miyim? Hayır Toprak, gidemezsin. Gideyim mi, gitmeyeyim mi, gideyim mi, gitmeyeyim mi? İstemiyorum bütün bunları. Ya Dudu ne diyorsun? İster gider ister gitmez, ister sever ister sevmez. Sen ne karışıyorsun torununun ilişkisine? Bırak gitsin bir tanışsın. Her şey yalan dolan onun için. Önce kendini sevdirir, sonra kullanır. Ay, tanıştığına bin pişman eder seni. Lütfen anneanne, 5 dakika. Ay tamam, öyle yapma. İzin vermek zorunda kalıyorum sonra. Perilice başkalarının evini izlememizi yasakladı. Onun için ben izleyemiyorum sihirli aynadan. İçini de çok merak ediyorum şatosunun. Sen git, her yere dikkatlice bak. Eminim bu evin aynısıdır. Tamam o zaman, babam inince sen onu oyalarsın. Hani Taci'yi bahçeye çıkardı falan dersin. Tamam. Tamam, hadi ben gidiyorum. Benim ismim Toprak. Ben sizin kuzeniniz Dudu'nun torunuyum. Sizinle tanışmak istiyorum. Memnuniyetle. Hadi gel içeri. Merhaba küçük torun. Merhaba. Ay bana ne kadar ön yargıyla bakıyorsun. Eminim anneannen seni bana karşı doldurmuştur. Yok, sadece iyi anlaşmadığınızı biliyorum. Şimdi o sana demiştir ki, git bak şatonun aynısını yaptı demiştir. İçi dışı bir demiştir. O benim bu davranışlarıma hiç dayanamıyor. Halbuki ben ona hayranlığımdan onun giysilerini giymek istiyorum. Onun şatosu gibi aynı şatoda yaşamak istiyorum. Ama o bana çok sinirleniyor biliyorum. Halbuki sinirlendiği zaman o kadar tatlı oluyor ki bazen bunu bilerek, kasten ve isteyerek yapıyorum. Söylendiği kadar garip birisiniz. Benim babam bir fani. Ben de babam da anneannemin şatosunda yaşıyoruz. Babam her işten döndüğünde anneannem şatoyu eve çeviriyor. Ama sonra tekrar eski haline döndürüyor. Ay şunu baştan söylesene Toprakcığım. Ben de bu evin içi dışı niye farklı diye düşünüp duruyordum. Şimdi de anneannemin şatosunun aynısını yaptın. Bu ara pek benim evime giren çıkan yok. Zaten gelip geçen faniler, geçen akşam buraya bir şato kondurduğumu görseler korkudan düşüp bayılacakları için şatoyu görünmez hale getirdim.
Hakikaten anneannemden daha zehir gibisiniz. O kurnazlığı biraz benden öğrendi. Ayakta kaldın. Hadi gel oturalım biraz. Bak Toprakcığım, o beni dinlemiyor ama belki sen ona bunu anlatabilirsin. Yani yaşadıklarından ders alan her insan gibi bizler de değişebiliriz. Mesela ben geçmişimde çok büyük hatalar yaptım. Onu kırdım, sinirlendirdim, üzdüm. Hatta o hiç hak etmediği halde ona çok iyi niyetli davrandım. Ama o gene de bana küstü ve beni Periliçe'ye şikayet etti. Periliçe beni cezalandırdı. Ve uzun bir süre Dudu'dan uzak yaşama kararı verildi bana. Ama tabii bütün bunlar bitti. Hepsi bunların bir süreçti çünkü. Daha önce ben bin bir şekle girdim. Bin bir hayat yaşadım. Peri oldum, fani oldum. Tabii incindiğim de oldu, incittiğim de oldu. Ve tıpkı anneannen gibi ruhum yaşlandıkça bir aile aradım. Ve tek kuzenim Dudu'nun yanı başına geldim. Gerçekten onu o kadar çok seviyorum ki. İyi de anneannemin anlattığına göre siz hep onu taklit edermişsiniz. Onda ne varsa sizde de olmasını istermişsiniz. Şimdi de onunla barışmak istiyorsunuz ama giysileriniz, şatonuz hala aynı. İtiraf etmek gerekirse onu hem seviyorum hem de kıskandığım için ondan nefret ediyorum. Anladım. Yani siz birbirinize çok benziyorsunuz. Aynı anneannemle dedem gibi. Söyle bakalım, sana şimdi ne ikram edeyim? Yok, şimdi gitmem lazım. Belki sonra. Pekala. Nasıl istersen. Ama şunu bil ki Pakize anneanne hep burada. İstersen bana Pakize anneanne de, ister Pakize teyze de, ister Pakize de. Ben elmalarla armutları birbirine karıştırmam. Yani Dudu'yla olan benim ilişkim ne seni ne de diğerlerini sevmeme engel olamaz. Ha, anneannene söyle, yarın akşam size geliyorum. Ailenin diğer yarısıyla tanışmak için. Ne? Nasıl? Basbayağı. Ben Dudu'nun kuzeniyim ve buralara sizin yakınıza taşındım. Artık sık sık görüşeceğiz. Uyarmadı demeyin ama anneannem bunu duyarsa şatoyu başına yıkabilir. Neyse, ben artık gidiyorum. Sihirli geceler. Sihirli geceler. Sık sık görüşeceğiz Dudu. Hem de çok sık. Anne, toprak çıkalı çok oldu ya. Bunların başına bir şey gelmiş olmasın? Ay ne olacak canım? Evin bahçesine çıktılar. Hem Taci bir havlasın, etraf kaçışır. Hiç merak etme, gelirler. Ya anne, sen bu Taci'ye niye bu kadar güveniyorsun ya? Bu eğitimli falan mı? Bir K9 eğitimi falan mı aldı? K10, K10. Ha. Amma da uzun kaldın. Evet ya, biraz öyle oldu. Babam sordu mu? Ne bileyim, ortalarda görünmeyeyim diye buradayım. Gelen giden olmadı. Hadi gel dede, dışarı çıkalım. Babam bizi dışarıda biliyor ya. Hadi çıkalım o zaman. Çok şükür. Ah be kızım ya, nerede kaldınız? Yok baba, öylesine gezip geldik. Sakın bir daha beni merakta bırakma, tamam mı canım? Tamam baba. Söyle çabuk, evin içi tahmin ettiğim gibi mi? Evet, sana da bir mesajı var. Yarın gece herkes bizdeyken o da gelecekmiş. Ne? Ben onun şatosunu yakıp yıkmaz mıyım? Ben onun şatosunu uzaya fırlatmaz mıyım? O kimmiş? O kim ki ailemin içine girebilecek? Ben onu ailemden bile saymıyorum. Gör bakalım ben seni nereye uçuracağım.
Allah'ım kızımı bana bağışla. Allah'ım ne olur beni de kızıma bağışla. Allah'ım ne olur kalıcı bir hasar kalmasın. Yavuz her şeyi gördü. Ne yazık ki. Nereye? Nereye gidiyorsun? Eyvah, her şey karma karışık oldu. Merhaba. Anneannem geldi mi? Aa, merhaba. Ben de merakla gelmesini bekliyorum. Mutlaka bir sebebi vardır. Neyse, o zaman ben bir gidip bakayım. Hayır. Anneannen bu sinirle gittiyse mutlaka altından kötü bir şey çıkar. Ama ben gitmek istiyorum. Hayır, hayır. Ben istemeden bu şatodan hiç kimse bir yere gidemez. Hayır. Seni de şatonu da içindekileri de öyle bir kara deliğe yolluyorum ki ışığını da izini de bulamayacaksın. Seni ancak ben geri getirebilirim. Benden başka kimse geri getiremez. Gördün mü? Anneannenin hiddetini gördün mü? Bir kere öfkelendim. Dur, dur, durdurabilirsen onu. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Aman bilmiyorum. Cehennemin dibine. Ama nereye gidersek gidelim. Nasıl olsa sen varsın yanımda. Bizi geri çağıracaktır. Yani sen beni bu yüzden burada tutuyorsun. Hayır, ben kendim gidebilirim. Ay, hayır çocuğum, gidemezsin. Benim şatom koruma altında. Ve hiç kimse dışarıdan bir şey yapamaz. İçeri giren biri buraya sihir yapamaz. Ne sana ne de bana, anladın mı? Ay korkma, korkma. Dedeni dondurmadı. O Dudu'ya beni aramaya gittiğini söyler. Of, nasıl olsa eninde sonunda geri döneceğiz işte. Bitti. İstediğini yap, geri dönecek sihir gücün yok artık. Nemrut. Dudu kızdı mı fişi çeker, iş biter. İşte bu kadar. Ne yaptın kuzenine? Adyo desem bile beni duyamayacağı bir yere yolladım. Toprak nerede? Ne soruyorsun? Senin peşinden geldi ya. Hayır, benim yanımda değildi. Dudu. Hemen bakalım neredeymiş. Gör bakalım ben seni nereye uçuracağım. Allah'ım kızımı bana bağışla. Allah'ım ne olur beni de kızıma bağışla. Allah'ım ne olur kalıcı bir hasar kalmasın. Ha ha ha!
gelmesini bekliyorum. Yoksa torununu da mı yollamışsın? Ay evet, yazıklar olsun bana. Oraya yollamışım onu da. Ama Pakize'nin şatosunun nerede olduğunu bulursam toprağı da bulabilirim. Bu damat ne olacak böyle? Ne olacak, öyle kalacak. Şimdi onu kendine getirtip... Ay kusura bakma damat, kızını bir yanlışlıkla evrenin kara deliğine mi yolladım diyeyim. Nereye gidiyorsun? Ha gitti bile. Ya giderken gidiyorum diyen yok. Ben de hep sormakta geç kalıyorum bu soruyu. Olacak şey değil yani. Sevgili Periliçe, Dudu Peri Pakize Peri'nin şatosunu izlemek için sihirli aynasını kullandı. Bilginize. Oturduk kaldık burada yahu, kimse tasmayı da çözmüyor. Bekle bekle, sıkıldım. Gelirler herhalde ama ben de yok olmayayım. Yeni mekan açmasınlar bana. Her yer simsiyah. Evet, çünkü anneannem bizi kara deliğe yolladı. Korkma Toprakçığım, korkma. Bana yaptığı bu zalim davranışları sana yapamayacaktır. Mutlaka seni geri çağıracaktır. Zaten eğer geri çağırmazsa onu Periliçe'ye şikayet ederim ve o öyle bir ceza alır ki, işte bunun için sabrediyorum. Anneannemi seviyor musun, sevmiyor musun? İyi misin, kötü müsün? Hala anlayamadım. Aklından geçen her şeyi duyuyorum. Kendine bir değer biçmek erdem değildir. Zaman içinde beni tanırsın. Kimim, neyim, iyi miyim, kötü müyüm, bir değer biçersin. Sihirli geceler Dudu Peri. Ses tonunuzdan her şeyi bildiğiniz belli Periliçem. Nedir bu alıp veremediğiniz ha? Ne münasebetle benim ailemin işlerine karışıyor? Ailemden uzak dursun. Dudu, onun senden başka kimsesi yok ki. Hadi canım siz de. Kaç kılığa girip kaç kişiyle arkadaş olmuştur o. Dünyanın her tarafında arkadaşı vardır. Ama tabii haklısınız. Herkese kan kusturduğu için hiç dostu kalmamıştır etrafında. Ne sihri yapıyorsun? Torunum onun şatosunda. Onu geri getirmek için sihir yapıyorum. Tamam, ben de sana yardım edeyim. Bak, ona bir şans daha ver. Eğer seni üzecek en ufak bir şey yaparsa... onun cezasını vermek için ben buradayım. Tamam mı? Tamam, hadi. Hadi.
gider. Hadi gidip torunumu alalım. Dur, bekle beni. Kızım iyi misin? Amma da iyi uçurdun. Ne bileyim senin bu deliyle içeride olduğun. Aa, ne bileyim. Aa, sensin deli. Uf, yine başlamayın. Ben şimdi torunumu alıp gidiyorum. Sen de nerede olursan ol, kapım her zaman sana kapalı olacak, bunu bilesin. Ah canım. Kapıyı çaldığım zaman bana açacak bir merhametli mutlaka çıkacaktır. Hele bir dene de gör. Dudu, ne konuşmuştuk? Tamam Perişan, biliyorum. Hatırlıyorum ne konuştuğumuzu. Ama ben bu kadının nesine şans vereyim? Aynı tas, aynı hamam. Görüyorsunuz işte. Şatonun içi de dışı da aynı. Resimleri bile aynı yere asmış. Ama bak, bak resimlere. Akrabalarımın içinde bir tek sen varsın. Diğerleri de öbür sevdiklerim. Ah, gördün mü? Senin sevdiklerinin yanına yerleştirmiş. Tabii tabii. Şatomu kopyalayan, kıyafetlerimi taklit eden, geçmişteki bütün arkadaşlarımı ve sevdiklerimi benden uzaklaştıran bu şeytan, şimdi de çoluğumu, çocuğumu, kocamı bana karşı doldurmayacağı ne malum? Sana zerre kadar güvenmiyorum Pakize. Ha, beni yanılt, söz veriyorum. Önünde diz çökeceğim. Bu sözünü sana hatırlatacağım Dudu. Hadi Toprak, gidiyoruz. Sihirli geceler belirleyeceğim. Sihirli geceler. Yürü. Sihirli geceler. Neredesiniz yahu? Beni meraktan öldürdünüz. Ay ne var merak edecek? Biz periyiz. Bize bir şey olmaz. Anneanne, babam senin peri olduğunu anladı. Ne yapacağız? Ay her zamanki gibi zamanı geriye akıtacağız. Hiçbir şey anlamayacak. Hani ben çıldırmadan önceki zamanı alacağız. Sonra yatacağız, uyuyacağız. Yarın sabah kalkacağız. İyi sabahlar, günaydın. Kahvaltıda ne alırdınız diyeceğiz. Olacak bitecek, tamam mı? Zaman ben çıldırmadan önceki ana aksın. Çok şükür. Hayır oldum. Ah be kızım, nerede kaldın? Ay. Yok baba, öylesine gezip geldik. İyi ettiniz. Sakın bir daha beni merakta bırakma, tamam mı canım? Tamam baba. Müzik